Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gene böyle bayan yelek hırkalarına yakışacak güzel bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Modelimiz 10 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. İlmek hesaplamasını oluştururken bu arada benim 4 tane haroşa ilmeğim var. Modelimin olduğu yerde ise 7 tane düz ilmeğim bulunmakta. Yani modelimi 11 ilmek ve katları olacak şekilde artı 4 tamamlayıcı ilmek derken baş ve sonun aynı şekilde bitebilmesi için artı 4 tamamlayıcı ilmek ve 2 kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşarak reklamları izleyerek süper chat göndererek bana destek olabilirsiniz. Destek sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve modelimin böyle iki bölümlük bir kısmın yapımını gösterip paylaşıyorum. Bakın çişimi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 ilmek attım. Modelim 11 ilmekten meydana gelmekteydi. 2 bölüm için 22 artı 4, 26 ve 2 kenar ilmek ilavesi yaparak şimdi 28 ilmek attım. Şöyle bir iki sıra haroşa örgü ördüm ve ilk sırada modelimin ön yüzünden ilk sıradan itibaren yapımına başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. Yani bu 4 ilmeğim hem ön yüzden hem arka yüzden ters olarak öreceğim. Haroşa örgü olacak. Siz isterseniz bu haroşa örgüyü hep düz örerek de oluşturabilirsiniz. 4 ilmeğimi ben ters örgü örerek oluşturacağım. 4 ilmeğimi ters ördüm. Çişimi bir arttırma yapacağım. Ve sonrasında 2 tane ters örüyorum. 1 2 modelimin olduğu yerdeyim. 2 ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi 1 2 3 3 ilmeğimi birlikte örüp 2 tane ilmek eksiltiyorum. Tekrar 2 ters örüyorum ve tekrar şişimi bir arttırma yapıyorum. 11 ilmek üzerine kurulu olan modelimi uyguladım. Şimdi ilk baştan itibaren yapmış olduklarımı tekrar ediyorum. 4 tane haroşa ilmeğim. 2 modeli birbirinden ayıran 4 haroşa ilmeğim. Şişime bir arttırma yapıyorum. 2 ters. Sonrasında 3 ilmeğimi birlikte örüp 2 ilmek eksiltiyorum. Tekrar 2 ters. Bir arttırma ve 4 haroşa. 3 4. Kenar ilmeğimi de örerek modelimin ilk sırasını tamamladım. Arkadaşlar modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. Bu arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüze geldim. Üçüncü sıradayım. Yine o 4 ilmeğimi haroşa olarak yani ters olarak örüyorum. 3 4 İpliğimi arkaya çevirdim. Bir alt sırada yapmış olduğum artırmam vardı. Bakın bu artırmalarımı arkadaşlar düz örgüye çeviriyorum. Yani bu yapmış olduğum artırmaları düz öreceğim. Yani 4 ters ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum ve tekrar şişime bir arttırma yapıyorum. Bundan sonraki arttırmadan sonra bakın ilmeklerimi gene ters olarak öreceğim için ipliğimi arkadan öne aldım. Şimdi bir arttırma var. İpliğimi ön kısma aldım ve bu sefer bir ters örüyorum.
Bir sonrasında bir ters ördükten sonra sol şimdiki 3 ilmeğimi birlikte örüp gene 2 ilmek eksiltiyorum ve bir ters. Şişimi bir arttırma yapıyorum. Bakın bu sefer ters örgüden düz örgüye geçeceğim için ipliğimi arkaya almıyorum. Arttırma yapacağım çünkü. İpliğim ön yüzde duruyor ve bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bakın şişimin üzerinde bir arttırma zaten meydana gelmiş oldu. İpliğimi arkada önüne aldım. 4 haroşa ilmeklerim, yani ters örgüm. İpliğimi arkaya çevirdim. Bir düz. Şişime bir arttırma yapıyorum. Ters örgü öreceğim için, bundan sonrasında ters örgü öreceğim için ipliğimi arkadan öne getiriyorum. Yani şişimde bir tane arttırma meydana gelmiş oluyor. Bir ters. Bir alt sırada ilmek toplama işleminden önce 2 tane ters örmüştüm. Şimdi bir ters örüyorum ve bir sonraki 3 ilmeğimi birlikte örüp 2 ilmek eksilttim. 2 ilmek eksiltmiş oldum. Tekrar bir ters örüyorum. Ön yüzdeyim. İpliğim ön yüzde. Bir sonraki örgüm düz olduğu için, bakın ipliğimi arkaya almıyorum, dediğim gibi ön yüzde tutuyorum ve bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. Şişimin üzerinde zaten bir arttırma meydana gelmiş oldu. Arkadan ön aldım. 4 haroşa ilmeğim. Kenar ilmeğimi de ördüm ve modelimin 3. sırasını tamamladım. Örgümü arkaya çevirdim. Arka yüzde bütün örgü boyunca hep ters olarak öreceğim. Ön yüze geldim. 5. sıradayım. Bakın 2 tane arttırma yapmış oldum. Son 3. arttırmayı da yapacağım. 4 haroşa ilmeğim. İpliğimi arkaya çevirdim. Bakın bu sırada düz olan ilmeklerimin sayısı artmış oldu. 1 ve 2 oldu. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şişime bir arttırma yapacağım. Bir arttırma yaptım. Bir sonraki örgüm ters olduğu için, bakın ipliğimi arkadan öne alıyorum. Şimdi bir arttırma meydana geliyor. İpliğimi arkadan öne aldım. Bakın bu sefer sadece ortada 3 ilmeğim kaldı. 3'ünü birlikte örüp 2 ilmeğimi eksiltiyorum. Tekrar şimdi bir arttırma yapıyorum. 2 düz. Da zaten 2 düz örmüştüm, bir arttırma yaptım, ortada birlikte örmüş olduğum ilmeğim arttırdım ve 2 düzüm. İpliğimi arka dönen aldım ve 4 haroşa arkaya çevirdim. 2 düz. Şimdi bir arttırma yapıyorum. İpliğimi arka dönen aldım ve 3 ilmeğimi, modelimi kapatmış oluyorum. Modelim burada tamamlanmış oluyor. Şişime bir arttırma yapıyorum. 2 düz. Ve 4 haroşa ilmeğim. Altıncı sırada arkadayım. Arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerim ters örülüyor.
Ön yüze geldim. 7. sıradayım. Bakın modelimi tamamladım. Burada gördüğünüz gibi modelimi yani 3 kez arttırma yaptım ve orta kısımdan da arttırmış olduğum ilmekleri eksilterek eski sayıma ulaştım. Şimdi buradaki ilmeklerim düz ilmeğe dönmüş oldu. 7 düz olarak 7 düz örgü örerek bu sırada modelime bu şekilde devam edeceğim. Yine kenar ilmeğim öncelikle 4 haroşa ilmeğim. Arkayı çevirdim ve 7 düz. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Önce 4 haroşa ilmeğim. İplimi arkaya aldım ve 7 düz. Bakın bu sırada hiçbir eksiltme ve arttırmam yok. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yedinci sıram. Arka yüz dediğim gibi ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Arka yüz. Sekizinci sıra. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde arkadaşlar 9. sırada da gene ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yani 4 haroşam ve 7 düz ilmeğim. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüp modelimi tamamlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde modelim devam etmekte. 10 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. İlk sırasında tekrar yapımını göstermek istiyorum. Daha net anlaşılması için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 4 haroşa ilmeğim. Sonrasında şişimi bir arttırma yapıyorum. Ve 2 tane ters örüyordum. 1, 2. 2 ilmeğimi ters ördükten sonra sol şimdiki 1 2 3 ilmeğimi birlikte bakın. Birlikte örüp 2 ilmeğimi eksiltiyordum. 2 ilmeğimi eksilttim ve tekrar 2 ters örüyorum. Şişime bir arttırma yapıyorum ve 4 haroşam. Dört haroşa şişme bir arttırma yapıyorum. Öncelikle 2 ters, sonra 3 ilmeğimi birlikte örüp 2 ilmeğimi eksiltiyorum. Tekrar 2 ters şişme bir arttırma yaptım ve 4 haroşa ilmeğimi örüp
modelimin de kurulumunu yani birinci sırasında tekrardan göstermiş oldum. Birinci sıradan itibaren aynı şekilde örgü devam etmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece hem kolay hem de zevkle örebileceğiniz böyle eskimeyen güzel bir örgü modeli. Umarım bu modelimizi beğenmişsinizdir. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.